Senin şu hayattan istediğin bir sonuç var. Hedeflediğin bir durum var. Bu nedir? Mutlu olmak. Ailenle beraber zamanı değerlendirmek. İş hayatında daha başarılı olmak. Mesleğini severek yapabilmek. Kendin ile daha barışık olmak. Bununla beraber özgüvenini arttırmak. Avrupa'da yaşayan insanların problemleri, yaşadıkları zorlukları, onları engelleyen neler olduğunu ve bununla beraber gerçekten arzuladıkları, bilinç altlarında yatan hedefleri nelerdir onu çok iyi biliyorum. Peki Avrupa'da yaşayan bir insan olarak yaşadığın zorluklar nelerdir? Aynı değerde, aynı kültürde, aynı dili konuşan, seni çok iyi anlayabilecek, aynı frekansta, aynı düzeyde insan yok diyebileceğimiz kadar az. Dolayısıyla en büyük zorluklardan bir tanesi gerçekten danışabileceğin insan yok. Almanya'da yaşayan bir insan olarak bir Alman'a göre 1-0 yenik başlıyorsun. Yani bir Alman'a göre, bir Avrupalı'ya göre sen daha fazla emek harcamalısın. Dolayısıyla zorluklardan bir tanesi 1-0 bazen de 2-0 yenik başlıyorsun maça. Avrupa'da yaşayan bir insan olarak ırkçılığa maruz kalıyorsun. Saçından, isminden dolayı dışlanıyorsun. Bu da senin yaşadığın zorluklardan bir tanesi. Tabii bu problemleri çözmek için de ne yapıyorsun? Çözüm arıyorsun değil mi? Çözüm ararken de yanlış kapılara gidiyorsun. Yanlış kapılarda senin örfüne, adetine, değerlerine, dinine, inancına, diline, kültürüne, ters yöntemlere başvurmak zorunda kalıyorsun. Bu problemleri çözmek için yanlış çözümlerden bahsetmek istiyorum. Bir kere umutsuzluğa düşerek kafanı toprağa gömüyorsun. Yani işin akışına bırakıyorsun. Sana uymayan insanlara danışmak. Bu da daha kötüleştiriyor olayı. Başka hangi yanlış davranış hissediyorsun? Kendi bildiklerinle yetinmek. Ben bu kadarını biliyorum. Bu kadarıyla bildiklerimle bu problemleri çözerim zannediyorsun. Bu da yanlış bir davranış. Başka hangi yanlış davranışı sevebiliyorsun? Şöyle düşün. Arabayı sürmeyi öğrenmek için arabayı sağa sola çarparak öğrenirim hocam. İşte bu kafa yapısıyla problemlere yaklaşmak. Bu da yanlış. Bunun dışında beyaz atlı prenslerin anlatıldığı masal hikayelerle dolu yan etkili yollara başvurmak. Bu da seni hedefine götürmez. Bu da yanlış bir davranış. En son tabii çaresiz insanın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi. Belki maddi durumun iyidir. Huzurunu arttırmak için kendini tüketime vermek. Gereksiz tencere takımlarını satın almak örneğin. Gereksiz bir davranış olarak mobilyaları tekrar tekrar değiştirmek. Üzerine sürekli kıyafet almak. Ve bunun yanında sürekli telefonu değiştirmek. Birkaç yılda bir pahalı arabaları satın alarak huzurunu artıracağını düşünmek. Kendini tüketime ne yapmak? Feda etmek. Bunlar da yanlış davranışlar. Bunlar seni hedefine götürmüyor. Peki çözüm için ne yapmalısın? Gerçek çözüm nedir? Bir kere beynine şunu yaz. Gerçek huzura ulaşmak için önemli olan kendine değer vermek. Kendine yatırım yapmak. Bütçeyi arabaya değil, tencere takımına değil, kendine ayırmak. Ruhuna yatırım yapmak. Çünkü ruh sonsuzdur. Doğru yere yatırım yapmak, doğru yere odaklanmak, öğrenmeye açık olmak, meraklı olmak, kendini değiştirmeye açık olman gerekiyor. Hani bu acıların çocuğu rolünden çıkıp harekete geçmek, çözüm aramak. Problemlere odaklanmak değil, çözümlere odaklanmak. Seninle aynı frekansta çalışan, seni çok iyi anlayacak, senin örf adetlerine değer veren gerçek bir uzmana danışmak. Bunun yanında en önemlisi kendi psikoloğun olmak. Hayatının psikoloğu olmak. Kendi hayatının yaşam koçu olmak. Başkalarına muhtaç kalmıyorsun. En önemlisi bu. Eğer hayatında bir problemle karşılaşırsan, orada ne yapacağını adım adım çok iyi biliyorsun. Çünkü artık sen hayatının psikoloğusun. Biliyorsun nasıl yapacağını ve adım adım hedefine doğru emin adımlarla ilerleyebiliyorsun. Bunun yanında en önemlisi de ne biliyor musunuz?
biraz önce tarif ettiğim yöntemlerle, sonuçlarla kalıcı çözüm oluşuyor. Şöyle düşün, bisiklet sürmeyi öğrendin. Nasıl süreceğini biliyorsun artık. Yani insan bisiklet sürmeyi unutabilir mi? Unutamaz. Eğer sen de gerçekten hayatının psikoloğu olarak mutluluğunu, başarını, huzurunu arttırmak istiyorsan, ailene iyilikler yapmak istiyorsan, çocuğuna şans vermek istiyorsan, o zaman ne yapacaksın? Bizimle iletişime geçeceksin.